Ay yürü yürü, ayaklarım toynak gibi oldu. Daha kaç saat elbise bakacaksın ya? Kızım, Nur Hayat'ın düğününde giyeceğim. Sosyeteye takdim edileceğim elbise bu. Bu elbiseyle hem müstakbel kayınpederimin onayını almalıyım... ...hem sosyete dirbelerinin arasında bir yeminin aklını almalıyım. Seninkinin aklı var da alacaksın. Ya hiçbir şey beğenmiyorsun. Ya giy işte siyah bir tuvalet. Hayır, mal belli. Ne bekliyor? Mucize mi bekliyor? Ya Tülay, bak şimdi, böyle ön tarafı kibarca rezervisiz almıyoruz efendim derken... ...arka tarafı çapkınca gel takiple geç diyen bir elbise arıyorum. Anam, elbisenin içindeki bir şampanya daha söyleme kaçacağım dedikten sonra ne fark eder ki? Lan bu düğün benim için bir dönüm noktası. Gelecekteki sosyetik ikoncan hayatıma burada start veriyorum. Ama sen, uf, ya sen elit zürelerden ne anlayacaksın ki? Sanırsam sözlerimiz aynı sektörde rakip diye böyle benenasyon ama yapma. Yarın öbür gün aynı çevreye gireceğiz. Lüks kokteyllerde, et lokantalarında karşılaşacağız. Göçek'te beylerimizin deniz motorları yan yana park edecek. Yüz yüze bakacağız. Nezih olalım. Ay, kız değil mi? Ay sen Süreyya, ben Eda gibi çifte ikoncan alacağız kız. Ya kız hadi yürü. Çok önemli bir geceye hazırlanayım. Bir yeminin anasıyla babasıyla müşerif olacağım ya. Aa, müşerif annesi miymiş? Ay Tülay. Sanırım sosyetenin göz bebeği olduğumda seninle dostluğumu gözden geçirmem gerekecek. Senin o gözünü oyarım ben var ya. Bana ezik muamelesi yapmaz derin. Ben bugüne bugün Selahattin Çakaların sözlüsüyüm. Evet, ezik muamelesi yapmayayım günahtır. Bir yer mantarıyla sözlüsün. Felek vurmuş zaten, bir de ben vurmayayım. Babanlarla tanıştığımda müşerif oldum efendim derken... ...şöyle tek ayak bir reverans mı yapsam... ...Alatürk'e tarzda kaçıp babanın elini öpüp başıma mı koysam... ...yoksa bırakayım baba alafranga tarzda elimi mi öper? Ne yapayım ben ya? Normal insan mısın gibi yap. Ay elini sık tamam. Beni bunun için mi çağırdın ya? Diyeyim elini sıktım. Sağlam bir iş kadını gibi sağlam mı sıkayım? Naif bir hanımefendi gibi böyle pelte gibi mi bırakayım? Yoksa ikisinin ortası sertlikle mi sıkayım? Ay çok sıktın Zerrin. Hiç heveslenme. Zaten seni hiç kimse hatırlamayacak. Çünkü düğün kuyumcu ağıt eti gibi olacak. Mücevher dolu ve tıkır tıkır. Belki başka bir yerde yapılacak dedi Bünyamin. Yo ben kuyruklu tuvalet aldım bebeğim. Salınmam için belli bir hektar alan gerekli. Seni çayıra salarız Zerrin. Allah Allah. Bacım mecbur o kuyruğunu kısırıp geleceksin. Ya babamın düğün mekanı sanıp gittiği yer batakhane çıkmış bacım ya. Ne diyorsun ya? He annem anlattı. Kız o neresiyse tabelada düğün salonu yazıyormuş. Babam bir girmiş karın teki orada babamın göz önünde sütyeni falan çıkartmış ya. Oha artık. Ne yapmış? Nerede? Babanı. Ne zaman vuku buluyor bu elem ve müferit hadise? Dün işte. Kaç sularında tam bir eşkal verebiliyor mu baban acaba? Kadın bayağı musallat olmuş. Babam canımı zor kurtardım demiş. Ay. Ay, utanmazlar, lanmazlar. Namus kalmadı, ahlak kalmadı. Ay ben çok fena oldum. Bu elem verici vukuat için hangi semt tercih edilmiş acaba? Şurası ya, Beyoğlu'nda bir yermiş. Ay bütün detaylar tutuyor. Ay bütün detaylar dejenere olmuş toplum tanımıyla birebir tutuyor. Tüm kötülükler yuvası Beyoğlu. Çirkef yuvası Beyoğlu. Sen kaç yaşında kır saçlı adama neler diyor ya şuursuz. Önce bir dinle bir anla değil mi? Kır saçlı olduğunu nereden biliyorsun ya? Mavi saçlı olacak değil ya kız. Kaç yaşında kirli feli muhterem bir adamdır bu hakkı. Kaç yaşında gerçekten mesela biyobu falan var mı? Gözleri net görür mü? Görsel hafızası nasıldır? Maşallah kartal göz gibidir. Senin Betin benzin mi attı ya? Betim benzin mi dert değil. Şu an kendimi bir yerden atasım bağır. Ay. Ay beni grip mi oluyor? Ben belki sizi düğüne gelemeyecek şekilde ağır bir grip oluyor. Ağzım burnum akıyor sanırım. Bir burun ameliyatı olsam iyi gelir bence. Elleri değmişken ağzımı da değiştirsin aradan çıkar. Yeni bir yaz sezonunda yeni bir surat neden olmasın? Zerrin, düğünde tanışırken
Babamın elini mi sıkacaksın? Saçını mı çekeceksin? Burnunu mu mıncıklayacaksın artık? Ne yaparsan yap. Ama bu kadar içip gelme düğüne. Hepimizi rezil etme. Vay, 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 vay be. Vay anasını be. Düğüne gelmiyorum nedir ya? Ay şimdi o telaşede tanışmayayım sizinkilerle bebeğim. O karanlıkta böyle göz gözü görmezken. Yo, her taraf apaydınlık. Lambalar falan yapıldı ya. O zaman hiç gelmeyeyim. Yüzümde ışık patlayınca cildim yağlı görünüyor. Her dakika pudra pudra nereye kadar? Zerrin saçmalama, gelmiyorum nedir? Nur Hayat evleniyor kızım. Dur bakalım, inşallah öyle. Nasıl yani, ne demek o? Hiç. Gelin ata binmiş ya, nasip demiş, onu diyorum. Ben bu gece hiç kalabalık yapmayayım. Çünkü bende halaya fobi var. O ne demek ya? Halaya fobi ne? Halaya kapılarak bir bilinmeze gitme korkusu. Çocukluğumdan kalma bir şey, çok başıma geldiğinden. Zerrin, sen bizi snobe mi ediyorsun? Ne olduğunu bilsem belki ederim ama iyi bir şey mi? Sen bizim aileye, bizim çevreye tepeden mi bakıyorsun, ha? Bizim düğün sana layık değil mi? Ha, sen paşa kasısın, biz sonradan görmeyiz. Bu mu yani olay? İnan ki bu değil. O zaman kalk gel, bir haftadır konuşuyoruz ya. Ayıptır, gitti ya. Maç oyun ben galiba ya. Baba. Ha? Nasıl buldun Zerrin'i? Daha görmedik ki oğlum. Zerrin, gel. Siz o gözlüğü çıkarsanız ya, başınıza bir şey gelmeden. Yo, çok net görüyorum efendim. Benim nikah ne zaman kıyılacak inşallah? Ben buradayım Zerrin. Yok yok, kesin bir yerde gördüm ben sizi. Yüzünüz de yabancı gelmiyor, sesiniz de. Beyoncé'ye benzetirler sık sık. O kim? Rihanna da olur. O da yok bende. Ama biraz daha konuşursanız çıkaracağım galiba. Oğlum hadi, nikah kıyılacak, sonra da konser başlayacak. Nur Hayat nerede? Öyle soru mu olur be? Uzun beyaz elbiseli kız da kime sorsan gösterir. Baba, içeride de yok da kendisi. Nasıl yok? Nasıl yok? Bir yerde çene çalıyordur. Kardeşini bilmiyor musun? Şöyle seslenin bakayım etrafa. Nur Hayat! Nur Hayat! Tuvalete falan baktı mı arkadaşlar? Git! Gülüm, siz gelin şarkıya, burası acayip karşılaşacak bildiğin gibi değil. Çıkardım sanki. Yoo, sanmam. Babacığım, arkadaşları bakıyorlar. Ne oldu? Hah, hatırladım. Sanmıyor mu? Nerede tanıştınız babacığım? Tabii, tabii. Ben hatırlamıyorum. Normal. Ben de olsam ben de hatırlamam. Niye? Ben televizyonda seyrettim sizi. Evlilik programı. Danışmanlık falan gibi, değil mi? Ha, öyle 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 bir şey. Evet evet öyle. Peki Nur Hayat? Yıldırım Bey. Evet. Yıldırım Bey.
Galiba bu sefer de gelin kaçtı. Ne? Ay bayıldı. Hassas kız ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.